Herkese merhaba. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kızlarıma pizza yapacağım. Hem okuluna götürmeleri için hem de dondurucuya koyuyorum arkadaşlar yaptıktan sonra. Okula giderken acıktıkları zamanda hem yemiş oluyorlar. Evet, bunun için şöyle bir kabımı arkadaşlar 5 su bardağı normal beyaz un kullanabilirsiniz. Elimde olan kepekli unla yapacağım ben. Hem daha sağlıklı. Evet, 5 su bardağı kepekli unumu eledim kabıma. Şöyle bir paket mayamı ekliyorum. Evet, şöyle bir yemek kaşığı kadar da toz şekerimi kattım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağımı ekledim. Burada da ılık suyum var. 2 su bardağı kadar koydum. Evet, bakalım aldığı kadar, unumuzun aldığı kadar yapacağız. Bu kadar yeterli. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ben tezgahımı alıp tezgahımda yoğurmaya devam edeceğim. Ve şurada şöyle bir toparlayayım kabımda. Kenarlarını da şöyle toparlayayım. Yumuşak oluyor kepekli undan yaptığımız zaman. Güzel oluyor. Evet, şimdi tezgahıma birazcık un serpeceğim. Bir hamurumu tezgahıma koyuyorum. Evet, tekrar mayalama yapacağım çünkü kabımda. Evet, hamurumu güzelce burada toparlıyorum. Yumuşacık kıvamı. Toplamda siz onunuza göre ayarlayın arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı kadar ılık su kullanmış oldum. Bu tarifimi sürekli yapıyorum ve çok güzel oluyor. Yani ben pizza yapıyorum ve artık dışarıdan hiç pizza almıyoruz. Gayet gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz kolay bir tarif. Herkesin yapabileceği. Hamurumuz da bu şekilde güzelce toparlandı arkadaşlar. Şöyle kabımın altına şöyle birazcık unu serpiyorum. Hamurumu koyup kapağını kapatıp üzerine de örteceğim arkadaşlar ve bu şekilde yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de iç malzemelerimi hazırlıyorum. Şöyle yazın geçen yaz kurutmuş olduğumuz domateslerimiz var. Bunları şöyle bir su koydum kabıma. Bunları da bunun içine koyup ılık suyu burada yumuşamasını bekliyorum. Kenara koyacağım yumuşaması için. 3 diş sarımsak. Bunları da derin dondurucudan çıkarttım. Şöyle tabağıma da bunları koyayım. Şöyle mısırlarım vardı derin dondurucuda. Evet, onları da şöyle kullanacağım. Ayırayım. Evet, mantarlarım vardı. Bunları da güzelce yıkacağım. Biraz yeşil biber kullanabilirsiniz. Benim şöyle yine dondurucuda var. Bunları ekleyeceğim. Evet, sucuğumu ve 3 tane de sosisim var. Önce sosislerimden güzelce doğrayayım. Bir kere su kapatıyorum.
Mantarlarımı da kabıma su koyuyorum biraz kabarsın. Onları da güzelce yıkacağım. Evet, sosislerimi bu incelikte doğruyorum. Evet, bunları şöyle tabağımın kenarına koyuyorum. Evet, şöyle sucuğumu da önce ortasından kesiyorum. Sonra şekilde ince ince kesiyorum. Evet, bu şekilde bunları da doğradım. Bunları tabağımın kenarına koyuyorum. Evet, mantarların hepsini doğradım. Şimdi şu domateslerimi biraz yumuşadılar. Domateslerimi de şu şekilde bunları da doğrayacağım. Evet, domateslerim de hazır. Bu şekilde. Evet, şimdi sosumu hazırlamaya geldi sıra. Şöyle arkadaşlar, domatesim şöyle 2 su bardağı kadar şöyle bir kabıma koydum. 3 diş sarımsağım var. Bunları da içine rendeleyeceğim. Evet, sarımsaklarımı, 3 diş sarımsağımı rendeledim. Ben tuz katmayacağım çünkü sucuğun içinde de tuz olduğu için domates kullanıyorum. Domatesimde de olduğu için arkadaşlar. Şöyle biraz da kekik katıyorum. Evet, şöyle kekiğimden. Ben kekiklerimi çok öğütmüyordum. Şöyle alıp şurada şu şekilde yaparak ilave ediyorum. Şimdi biraz zeytinyağı katacağım. Şöyle zeytinyağımı da ilave ediyorum. Dilerseniz fesleğen de katabilirsiniz. Evet, şimdi bunu güzelce böyle karıştıracağım. Sosum bu şekilde hazır. En altında bunu kullanacağım. Evet, malzemelerimi bu şekilde. Şimdi kaşar peynirim var, onu rendeleyeceğim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi havasını alacağım. Şöyle peynirimi de kenara koyayım. Evet, malzemelerimin hepsi hazır. Hamurum da şu şekilde çok güzel mayası da gelmiş. Evet, şöyle tezgahıma birazcık şöyle un serpiyorum. Ve hamurumu tezgahıma aldım. Evet, şurada şöyle bir havasını alayım. Şöyle toparlıyorum. Toparladıktan sonra arkadaşlar bunu ikiye böleceğim. Şu şekilde bakın hamurum. Sırf kepekli unla yapıyorum. Değirmenden almıştık. Evet, bir tanesini ayırdım. Bu tanesini hemen şöyle toparlıyorum. Evet, tezgahıma biraz daha un serpiyorum. Biraz da üstüne. Ve yapacak olduğum tepsimi ayarlayacağım şimdi. Evet, tepsimi de ayarladım. Dikdörtgen tepsimde yapacağım. Ve bunu da ona göre açacağım arkadaşlar. Şöyle önce bir açayım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Zor değil, kolay açılıyor.
Hatta şekilde de şöyle yapabilirsiniz. Başta bu şekilde kenarlarını. Evet, bunu dikdörtgen şeklinde yapıyoruz. Kolay bir pizza. Yaptığınızda memnun kalacaksınız. Evet, bu şekilde arkadaşlarım. Açıyorum. Evet. Evet, tepsim için bayağı yeterli. Evet, hamurumu şöyle koyayım. Tepsimin alt kısmını arkadaşlarım şöyle un serpiyorum, yağlamıyorum. Herhangi bir tepsi olabilir. Şöyle rahat çıkması açısından. Evet. Evet, şimdi şöyle hamurumu alıyorum. Bu şekilde. Şöyle kenarlarını da gelsin. Şöyle biraz kenarlarını da çıkartıyorum. Ortasını havasını alacağız arkadaşlar. Yani ister çatal arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir aparatınız varsa ona da şu şekilde arkadaşlar. Bu kısımların kabarmaması, ortasının ince olması için yapıyoruz bunu. Fark etmez şu şekilde. Evet, halasını alıyoruz. Şimdi hamurum bu şekildeyken ben fırınımı ısıtıyorum. Malzemelerim hazır olana kadar da fırınım ısınsın. Evet, şimdi ilk önce bu hazırlamış olduğum domates, sarımsak, kekik, zeytinyağı, varsa fesleğen ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Bunu şu şekilde arkadaşlar altına böyle katıp her yerine şu şekilde gezdiriyorum. Kenarlarına da. Evet arkadaşlarım, şöyle birazcık daha domatesinden ilave ettim. Çünkü şu ortasının yumuşak olmasını istiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle kenarlarına da getiriyorum. Kaşar peyniri serpiyoruz. Evet, bu şekilde peynirimi koydum. Şimdi malzemelerimi sıralayacağım. Şöyle sucuk. Aralıklı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle sucuktan katıyoruz. Şöyle elimi alayım. Evet, bu şekilde sucukları da ekliyorum. Evet, hiç domates sosuma da hiç tuz eklemedim. Evet, biraz da şunu alayım. Sosislerden ekliyorum. Çocuklar bu pizzayı çok seviyor. Hani çok öncelerden arkadaşlar ben de yapmıyordum, hazır oluyordum. Daha doğrusu eşim alır gelirdi. Yani bu şekilde yaptığımız zaman hem içine ne katıldığını biliyoruz, hem bereketli oluyor arkadaşlar. Yani artık anne pizza yap diyorlar, hani alalım değil, anne pizza yap. Çünkü çok seviyorlar bu tarifimi. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz her tarifimi. Evet, şimdi arkadaşlarım şöyle mantar. İstediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. Ben hani zeytin de koyabilirsiniz. Ama kızlarım zeytin istemiyorlar pizzada. Yani sevdiğiniz şekilde neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Kuru domateslerimden de biraz şöyle ekliyorum. Ben şu şekilde dondurmuştum.
hazır oluyor bu şekilde yapınca da. Elinizde yoksa böyle. Bunlar hatta benim annemin bahçesinden. Köyden getirdim zaman bu şekilde doğrayıp dondurucuya koymuştum. Böyle hazır elime geliyor. Evet, fırının da ısındı. Buzlu buzlu olabilir yani, sıkıntı yok bunların. Evet. Yani sıkıntı yok değil mi? Aslında bu şekilde koymak gerekiyor. Evet. Mısırlarımı ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada kaşar peynir üzerine ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim çünkü biraz pişsin. Yani en son 5 dakika varken, fırınımı kapatmaya 5 dakika varken peynirimi ekleyeceğim. Evet, şimdi fırınım için pizzam bu şekilde hazır. Şimdi fırınıma pişmeye götürüyorum. Pizzam çok güzel pişiyor. Evet, daha kaşar peynirini eklemedim. Birazdan ekleyeceğim. Sıra ikinci hamurum, ikinci bezeme geldi. Bu bezem de çok güzel. Burada biraz daha mayalanmış. Onu da şöyle havasını alalım. Şöyle tezgahımı koyuyorum. Bunu da arkadaşlar şöyle bir açıp, bunlar da küçük küçük böyle bezeler yapıp yapmak istiyorum. Dilerseniz bunu ikinci tepsinize uygulayabilirsiniz. Dilerseniz de bu yapmış olduğum gibi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi şöyle bir bakayım. Şöyle açacağım. Evet, bu ölçüm yeterli. Kaşar peynirimi birinci tepsime kattım. Hatta arkadaşlar ben fırınımı kapattım. O sıcaklığıyla, zaten fırınımı sıcaklığıyla erir içinde kaşar peynirleri. Çünkü güzel pişmiş. Biraz daha tutarsam üstündeki kaşarların çok böyle rengi değişiyor. Çok önceden kattığım zaman. Ben o yüzden sonradan katıyorum. Bu şekilde de güzel oluyor. Evet. Şu ortalarına çok yine kabarmasın. Şöyle 2-3 çatal bir iki delik açıyorum. Domates sosumdan şöyle katacağım. Yumuşak olsun. Biraz böyle fazla katayım. Domates sosum yeterli. Evet, bu küçük pizzacıklarıma da arkadaşlarım önce şöyle kaşar peynirimden ekliyorum. Evet, şöyle pizza. Şöyle dilimleyeyim.
Gayet ortası incecik. Eşim, çocuklar yani ince pizzayı daha çok seviyorlar. Şöyle bir, şöyle yapsam yeterli. Diğer mini pizzalarımız da pişiyor. Onları da bir yandan da kontrol etmem lazım. Bir en altta pişiriyorum. Çok fazla tutmayacağım. Çünkü kaşar peynirini kattığım için. En alt tarafta. Evet, şöyle. Altını unlamıştım arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın ne kadar kolay bir şekilde çıkıyor. Bakın altı bu şekilde. Çok güzel, incecik. Evet, kepekli onunla yapmış olduğum pizzalarım. Evet. Şimdi çocuklar evde bunu yiyip okula gidecek. Aybüke, Sibel gelince yiyecek. Sadece şu kenarlarından yapışma olabiliyor. O da kaşar peyniri değdiği için arkadaşlar. Şöyle. Evet, yoksa gayet bakın tepsim bile şu an burası tertemiz. Altına da hiç yağ katmadım, sadece un. Evet. Evet, bu şekilde arkadaşlarım, çok güzel oldu pizzalarım. Denemenizi tavsiye ederim. Diğerini de şimdi fırından çıkartacağım, onu da görmenizi istiyorum. İncecik çok güzel pizzalar. Evet arkadaşlarım, bu şekilde en altta pişirdim. Evet, pizzalarım bu şekilde arkadaşlarım, incecik. Denemenizi tavsiye ederim. Güzel bir tarif. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.